Evet arkadaşlar, bu dersimizde Localhost'ta WordPress kurulumu yapacağız. Ben daha önce ders adında Localhost'ta bir dizin oluşturdum ve bu dizine WordPress dosyalarını attım. Yine ders adında bir veri tabanı oluşturdum. Şimdi bu veri tabanına WordPress kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet, localhost ders adresine girdiğimizde config.php dosyasını bulamadığın uyarısı veriyor bize. Bir ayar dosyası oluştur diyeceğiz. Evet, bunu WordPress otomatik olarak yapıyor. Bunu yapmadan önce 5'e kadar sıraladığı öğelerin değerlerini bilmemiz gerekiyor. Başlayalım butonuna tıklıyoruz. Veri tabanı ismine benim oluşturduğum ders yazıyoruz. Kullanıcı adı, oluşturduğunuz MySQL kullanıcı adı, parolasını da giriyorsunuz. Sunucuyu değiştirmiyorsunuz. Tablo önekini her zaman WordPress güvenliğini ön planda tutmak için her zaman değiştirmenizde yarar var. Göndere bastığımızda WordPress kurulum için gerekli bilgileri alıyor ve kurulum yap düğmesine bastıktan sonra WordPress kurulumunu yapıyor. Ve site başlığı kısmına ders diyoruz. Kullanıcı adına admin giriyorum ama siz admin girmezseniz daha iyi olur. Ben bunu admin ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak giriyorum. Buraya da bir e-posta adresi giriyorum. Herhangi bir e-posta adresi. Önemli olan burada kullanıcı adına admin olarak girmemeniz. Burada bunu admin olarak girmeniz büyük bir güvenlik açığı doğurabilir. Evet, WordPress'i kur dedikten sonra kurulumumuz gerçekleşiyor. Evet, şimdi girişe basıyoruz. Ve girmiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi bu ekrana giriyoruz. Ve WordPress'imiz kuruldu. Evet, genel hatlarıyla WordPress'imizin yönetim ekranını görüyorsunuz şu an. İlk başta yapmamız gereken şey ayarlar menüsüne gelip genel sekmesinden site sloganını değiştirebiliriz. Buraya bir slogan yazabilirsiniz. Bunlara dokunmuyorsunuz. Buradan isteyen herkes kayıt olabilir kısmını işaretleyebilirsiniz. Tarih biçimini, zaman biçimini seçebilirsiniz. Daha sonra değişiklikleri kaydediyoruz. Ardından yazma kısmına geliyoruz. Evet, burada servislerle ilgili, burada ping, girdiğiniz yazıların pinglenmesini istiyorsanız ping servislerini buradan güncelleyebilirsiniz. Okuma kısmına geldiğimiz zaman normal standart olarak WordPress ana sayfada 10 adet yazı gösterir. Her yazı için tüm metinin veya özetin gösterilmesini istiyorsanız buradan bunu seçersiniz. Eğer bir sabit sayfa kullanacaksınız, WordPress açılışında index.php yerine sabit bir sayfa
veya yazı sayfası seçmek isterseniz, şuradaki gibi örnek bir sayfa veya örnek bir yazı veya sayfa seçmek isterseniz, sabit sayfa seçeneğinden oluşturmuş olduğunuz yazıyı veya sayfayı kullanabilirsiniz. Evet, diğer önemli bir durum da kalıcı bağlantılar. Evet, buradan yazı ismini seçerek postname, yani şöyle P eşittir 123 gibi anlamsız bir uzantı yerine oluşturduğunuz yazıların ve sayfaların title başlığıyla yayınlanmasını ve uzantılarının da böyle olmasını sağlayabilirsiniz. Böyle yaptığımız zaman, evet, siteyi görüntüle diyelim. Siteyi görüntülediğimizde Merhaba Dünya yazısının burada olduğunu görüyoruz. Evet, bahsettiğim şu Merhaba Dünya title uzantısı dersten sonra gösterilmekte ve bu da arama motoru optimizasyonu açısından bize yarar sağlamaktadır. İlk başta WordPress kurulumu ve WordPress kurulumundan sonra ilk etap ayarlamalarını bu şekilde yapıyoruz ve diğer derslerde eklentileri, tema ayarlarını, eklenti ayarlarını hepsini birlikte göreceğiz.